Halep'te bir marangoz varmış. Öyle sıradan biri değil ama adam gibi adam. Kudüs esir, Mescid-i Aksa tutsak der, dertlenirmiş hep. Dertlenmekle kalmamış. Ben Kudüs için ne yapabilirimin düşüncesi sarmış yüreğini. Öyle ya, basit bir marangozmuş. Ne asker, ne komutan. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Sonra demiş ki, madem ki marangozum, o zaman kendimce elimden gelenin en iyisini yapmalıyım Kudüs için demiş. Öyle ki dillere destan olmuş bu marangozun minberi. Ünü ta Irak'a kadar ulaşmış. Ve bazıları sormuşlar marangoza. Yahu sen yaptın minberi ama kim götürüp koyacak Mescid-i Aksa'ya demişler. Demiş ki marangoz, sevgili dostlar, benim elimden geleni yapmakla sorumluyum. Benim elimden gelen minber yapmaktı. Ben de en güzelinden ve en marifetlisinden yaptım. Nasıl bir derttir ilahi kelimatullah, nüfuz eder bütün hücrelere. Kudüs alınana kadar kahkaha atmaz hiç o çocuk. Aksa esirken kendine ev tutmaz. Çadırda yatar ta fetha kadar. Ve evet, o minberi alır, Mescid-ül Aksa'nın şanlı mekanına o minberi koyar. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi olur o çocuk. O meşhur minber 1967 Arap-İsrail savaşlarında yandı anlatılır. Hissemiz ne ola ki? Biz yeter ki minberimizi yapalım sevgili dostlar, yeter ki. Allah ya bizi Selahaddin kılar ya da Selahaddinlerin yüreğindeki ilahi kelimatullah davasının bir kıvılcımı. Fetih yakındır. Fetih yakındır. Estaizu billah. Nasrun minallahi ve fethun qarib. Ve beşşiril mu'minin. Sadakallahu lazim. Allah'ın yardımı ve fetih yakındır. İnananları müjdele. İnanalım. İnanalım. İnanalım.